İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni platosuna hiçbir zaman Doğu Anadolu denilmemiştir. Fransız direnişi ve Batı Ermenistan'ın evlatları, Arsah'ın küçük yaratları Hadrut. Müslümanlaştırılmış Ermeniler köklerinin arayışında. Fransa'da Asuri Keldanilere uygulanan soykırımın tanınma girişimi. Depremden bir ay sonra Kilikya Ermenistan'ın Antakya'da durum değişmedi. New York Metropolitan Müzesi Ayvazovski'nin Ermeni kökenine bir kez daha dikkat çekti. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Sultan II. Abdülhamit hükümeti Ermenistan adını yapay olarak Kürdistan veya Anadolu gibi terimlerle değiştirdi. 1880'den beri Ermenistan adının resmi belgelerde kullanılması yasaklanmıştır. Coğrafi adların ulusallaştırılması süreci Jön Türklerin ideolojik halefleri olan Kemalistler tarafından sürdürüldü. Cumhuriyet döneminde ivme kazanmıştır. 1923'ten beri Batı Ermenistan topraklarının tamamı resmi olarak Doğu Anadolu olarak yeniden adlandırıldı. Osmanlı tarihçilerinin ve vakanüvislerinin modern Türklerin aksine Ermenistan'ın yerini çok iyi bildikleri ve onu Anadolu ile karıştırmadıkları aşikardır. Pek çok Avrupa, Osmanlı, Ermeni, Rus, Fars, Arap ve diğer kaynaklar Ermenistan'ı Anadolu ile karıştırmaz. Bu, diğer şeylerin yanı sıra Ermeni halkının devleti kaybettikten sonra bile Osmanlı işgalcileri tarafından da tanınan ana vatanlarında hala çoğunluğu oluşturduğu gerçeğini yansıtıyor. Dolayısıyla bugün sürgündeki diaspora bazı Ermeni tarihçilerin ve hatta Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki bazı diplomat ve diaspora analistlerinin Batı Ermenistan yerine Doğu Anadolu terimini kullanmaya başladığını görmek çok üzücü. Bu adamlar Abdülhamit'in 1880 tarihli fermanını yayınlama görevini seve seve üstlendiler. Bazı sürgündeki diaspora tarihçilerin tüm Ermeni platosunu tanımlamak için Anadolu terimini kullanması bile inanılmaz. Bizim için bu kabul edilemez. Çünkü Batı Ermenistan'ın yerine Doğu Anadolu terimini koymak, ana vatanımızın gönüllü olarak reddi, tarihi ve kültürel mirasımızın reddidir. Sonuçlarının Ermenilere uygulanan soykırım Armenosidin inkarıyla unutulmaya gömülmesi ve son olarak Ermeni ulusunun Batı Ermenistan üzerindeki haklarına ilişkin Türk inkarcı konumunu desteklemek anlamına gelir. Batı Ermenistan'ın Doğu Ermenistan ve Artsakh'ta dahil 1920'de kazanılan haklarının reddini de facto olarak devlet olma karşılığında inanılması yalnızca de jure yasal bir çıkmaza yol açacak siyasi bir sahtekarlıktır. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan. Albert Jouenbekcian'ı 3 Mart 2023'te son edebi mücadelesine uğurladık. Muharebe operasyonlarının eski katılımcıları ve Fransa'daki Ermeni Direniş Savaşçıları Derneği'nin şu anki 3. Başkanı Jean Khazarossian'ın huzurunda anısına saygı duruşunda bulunduk. Ailesine ve arkadaşlarına, Batı Ermenistan'ın evlatlarına başsağlığı diliyorum. 2. Dünya Paylaşım Savaşı sırasında Fransa'ya yaptığı hizmeti hafızamızda kalacak. Rahmetli Boğuz Hacı Aronya'nın ardından bölgedeki Fransız Savaşçılar ve Direniş Savaşçıları Derneği'nin 2. Başkanı, bayrak taşıyıcılarımızı bir araya getirip eğiterek bölgedeki tüm vatansever etkinliklere katılmalarını sağladı. Teşekkür ederim Albert. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan. Artsakh'ın Metztaher Köyü. Eski çağlardan beri Hadrut bölgesinin ticaret, sanat ve zanaat merkezi olan Metztaher Köyü, karayolunun 3 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. 1975 yılında kurulan Mareşal Armenak Hampersyan'ın ev müzesi Metztaher'de bulunuyor. Daha sonra 1984 yılında müzenin avlusunda büyük pilotun anısına bir MiG-17 uçağı yerleştirildi. Müze iki katlı bir binadır ve birinci katında çanak çömlek, balzam taşları, taş makineleri gibi ulusal ev ve uygulamalı el sanatlarını sergileyen ofis ve etnografya bölümü bulunur.
Batı Ermenistan'da yaşayan ve zorla Müslümanlaştırılan Ermeniler ve onların soyundan gelenler arasında uzun bir süredir çeşitli süreçler yaşanıyor ve bunlar doğrudan ve dolaylı olarak ulusal öz farkındalık ve hafızanın belirli katmanlarının 10 yıllar sonra korunmasına tanıklık ediyor. Bilhassa kimlik bunalımı tartışmalarının gelişmesiyle birlikte Müslümanlaştırılmış Ermenilerin hikayeleri basında yer almakta ve yayılmaya başlamaktadır. Bu bağlamda insanların köklerini, kayıp yakınlarını aradığı açıklamalar yayınlanmaktadır. Konstantinopolis'te yayınlanan Agos gazetesi bu tür ifadelerle dolu ve Hrant Dink'in de fark ettiği gibi bugün Türkiye'de birçok insan kimlik labirentinde kaybolmuş durumda. Arama sürecinin Müslümanlaştırılmış Ermeniler ve onların soyundan gelenler arasında daha yaygın olması ilginç ve aynı zamanda doğaldır. Bütün bunlar Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in doğrudan sonuçlarıdır. Çünkü soykırım insanların atalarını bölmüş ve farklı kaderlere sürüklemiştir. Ayrıca bugün aralarında kimlik krizi fenomeninin de gözlemlenebildiği belirli bir Ermeni kökenli melez ırklar da var. 2006 yılında oluşturulan Akrabamı Arıyorum adlı program, Batı Ermenistan'da kimlik meselesinin günden güne gelişmesinin bir işareti sayılabilir. Program, Konstantinopolis'te Yerel Ermeni Derneği'nin Hadik ve Yeni Uyanış Gençlik Grupları tarafından tasarlandı ve düzenlendi. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Fransız parlamentosu 1915-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Asuriler ve Keldanilere soykırım yapıldığına dair bir karar aldı. Girişim ilk olarak parlamentonun üst kanadı olan senatoda gündeme geldi. Senatoda çoğunluğu oluşturan sağ elimli Cumhuriyetçiler Partisi'ne mensup 76 senatör tarafından sunulan 1915-1918 döneminde Asuri ve Keldanilere yönelik soykırımın tanınması başlıklı karar tasarısı 2'ye karşı 300 oyla kabul edildi. Tasarıda hükümete 1915-1918 yılları arasında Osmanlı makamları tarafından 250 binden fazla Asuri ve Keldani'ye yönelik kitlesel imhayı, sürgünü ve kültürel mirasının ortadan kaldırılmasını soykırım olarak tanıması, bu soykırımı açıkça kınaması ve her yıl 24 Nisan gününü Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit ile Asuri Keldanilere uygulanan soykırımı anma günü ilan etmesi çağrısında bulunuluyor. Karar tasarısının mimarı olan Cumhuriyetçiler Partisi grubu üyesi Marsilya Senatörü Valéry Boyer, oylama öncesi genel kurulda yaptığı konuşmada 1915-1918 döneminde Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan 2,5 milyon Hristiyanın fiziksel, kültürel ve dinsel soykırım kurbanı olduğunu savundu. Bazı Türkçe medya organlarının bildirdiğine göre işgal altındaki Batı Ermenistan'ın Antakya kentinde depremden neredeyse bir ay sonra durum belirsiz ve istikrarsız olmaya devam ediyor. Depremden önemli ölçüde etkilenen kentte yaşayanların devletin yardımına ihtiyacı var. Ailelerini ve evlerini kaybeden insanlar hak ettikleri yardımı bulmak için çaresizce sağa sola koşturuyor ama elde edemiyorlar. Özellikle çadır eksikliği hasta üye ve çocukların bulunduğu ailelerde çok olumsuz bir etkiye sahiptir. Bazı sakinler ayrıca yiyecek eksikliğinden veya bulunamamasından şikayet ediyor. Bir mahalle sakininin dediği gibi, orada su yok, çadır yok, devlet yok. Herkes bizi terk etti. Kadere terk edildik. Bir başka sakinin dediğine göre, depremin olduğu ilk günden bu yana değişen bir şey yok. İnsanlar Türk hükümetine isyan ediyor ve önümüzdeki seçimlere katılmak söz konusu olamaz. Dünya bizi unutmadı ama bizi bu kadar çabuk unutup siyasete yönelen ülkemizin liderliğine ayıp. Batı Ermenistan uluslararası toplumu ya işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarındaki çaresiz depremzedelere yardım etmeye ya da Türk makamlarını dizginlemeye ve uluslararası güçlerin müdahil olmasıyla Batı Ermenistan liderliğine yardım etme fırsatı vermeye çağırıyor. New York Metropolitan Müzesi Ayvazovski'nin Ermeni kökenine bir kez daha dikkat çekti. Deniz ressamının bir eserinin altında Ayvazovski
deniz hasreti doğum yeri ve o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun bir parçası olan Kırım'dan başlayan ünlü bir deniz ressamıydı. Ayvazovski, şehrin Ermeni cemaatinin bir üyesi olarak zengin bir kültürel ve dilsel geçmişe sahipti. Çok çalıştı ve eserleri işgal altındaki Batı Ermenistan, Gürcistan, İtalya, Rusya ve Ukrayna'da sergilendi diye yazıyor. Ayvazovski'nin atalarının 17. yüzyılda Batı Ermenistan'dan Galicia'ya göç eden Ermeniler olduğunu hatırlatalım. Ressamın doğum yeri olan Teodosia, Ermeni Kilisesi'nin doğum ve baptist kayıtlarında Ayvazovski'nin adı Gevorg Ayvazyan'ın oğlu Hovannes olarak kayıtlıdır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sason adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Muşo Gehen adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.